Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müstefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Selasüne 30 sene hilafetün büve peygamberlerin peygamberlik hilafetidir. Hilafeti kübradır. Ve selasüne hilafetü ve mülk. Ondan sonra gelen 30 sene hem hilafet hem mülktür. Krallıktır. Ve selasüne tecebbür. Ondan sonra zulüm devri başlar. Cebbabirenin devridir. Ve la hayre fîme verâ zâlike. Bundan sonra da hiçbir hayrı yoktur. Evet, bu hadis-i şerif Muaz ibn-i Cebel Hazretleri radıyallahu anh'tan nakledilmiş. İslam tarihiyle ilgili bir hadis-i şerif. Ben seçmedim. Sıra oraya geldi. Onu şimdi size açıklayacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti. Efendimiz'i sahabe çok seviyordu. Hazreti Ömer de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği sırada evinde değildi, orada değildi, uzaktaydı. Efendimiz vefat ettikten sonra sahabiler Mescid-i Nebevi'de, camide halife seçmeye çalıştılar. Ensar, Medineli Müslümanlar, Medine ilk Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de Ensar deniyor ona. Onlar bizden olacak dediler. Halife bizden olsun. Neden? Çünkü biliyorsunuz Peygamberimiz Medine-i Münevvere geldi. Medine'li Müslümanlarla Mekkelilere karşı Bedir Savaşı verdi. Uhud Savaşı verdi. Hendek Savaşı verdi. Birçok Mekkeli öldürüldü. Bunun intikamını alırlar, başa geçerlerse diye bu duygularla Medine'lilerden, Ensar'dan olacak dediler. Mekke'den gelip Medine'ye hicret eden Müslümanlar ise dediler ki hayır, Kur'an-ı Kerim'de Allah el-muhacirûne vel-ensâr. Önce bizim adımızı anayın, sonra Ensar'dan söz ediyor. Biz birinci sınıf Müslümanız. Allah bile birinci olarak bizi anıyor, sonra Ensar'dan söz ediyor. Onun için bizden olacak halife dediler. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sülalesinden ki Hazreti Ali var, Hazreti Abbas var. Onlar da böyle tartışmalara girmediler ama, açıkça söylemediler ama içlerinde Peygamberin yerine geçecek olan adam bizim ailemizden olmalı diyorlar idi. Böyle bir hava vardı. Mescid-i Nebevi'de millet ateşli nutuklar attı. Aynı şimdi partilerin en iyisi benim dediği gibi. Herkes halife bizden olacak filan. O sırada Hazreti Ömer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evine gitti. Efendimizin mübarek naaşı ortada. Evet, daha cenaze namazı kılınmamış. Hatta cenaze yıkanmamış. Kefenlenmemiş. Sahabi dediğimiz Efendimizin yetiştirdiği insanlar, ensar ve muhacirler halife seçmekle meşguller. Dikkatinizi çekerim. Çok önemli mesele. Hazreti Ömer gitmiş, Efendimiz tabii kainatın yaratılış sebebi. Bakmış hiç ölü gibi değil. Gülüyor, bakıyor böyle. Hemen gitmiş camiye. Herkes nutuk çekerken bir dakika demiş, durun. Hazreti Ömer de çok pehlivan yapılı, gür sesli bir adam. Herkes durmuş. Ha, Ömer demişler. Kim peygamber öldü derse vallahi kafasını koparırım demiş. Peygamber ölmedi, ölmez. Evet, böyle ateşli bir nutuk çekince herkes susmuş. Hazreti Ebu Bekir gelmiş. Hazreti Ömer'in eteğinden tutmuş. Bizim gibi ceket pantolon giymiyorlar biliyorsunuz. Biz Tanzimat'ta ceket pantolon giydik. Böyle bir şey var. Kamis deniyor ona. Oradan tutmuş, asılmış. Ömer demiş. İnneke meyyitün ve innehu meyyitün. Kur'an ayetlerini evet demiş.
Habibim sen de öleceksin. Seni seven sahabin de ölecek. Öyle değil mi demiş? Evet demiş. Öyleyse demiş, Resulullah öldü. Onun üzerine ayağı suya ermiş Ömer'in, kendine gelmiş. Ondan sonra demiş ki, Efendimiz hastalandığında yerine Ebu Bekir imam yaptı. Çıkamadı camiye, ayakta duramıyordu. Çok ateşliydi. Hazreti Ayşe anamız diyor ki, ıslak havluyu diyor, alnına koyuyordum, koyduğum anda buhar olup kuruyordu diyor. O kadar ateş. Evet. Böyle ateşli hastalık müminlerin günahını silermiş. Peygamber masumdur, onun günahı yok. Derecesi artıyor. Efendimizin derecesinden daha yüksek kimse yok. Allah'tan gayri. O kadar peygamberler hariç. O kadar Efendimiz onların da kumandanı, en başı. Derecesi yüksek olanlara ateş çok olur. Sıkıntı çok olur, bela çok olur, ağrı acı çok olur. Çetin imtihanlardan geçerler. Onları sabredip isyan etmedikleri için rütbe kazanırlar. Hani iyi adam ama başına gelmedik kalmadı diye adam hakkında kötü düşünmeyin. Mevlana Hazretleri hakkında neler söylendi? Bu kürsüye bile yakışmaz laflar. Hep böyle. Efendimiz de böyle ateşler içinde öyle yanıyormuş ki. Evet, havlu koyuyordu böyle. Evet, işte o zaman camiye çıkamamış, imam olamamış. Ebu Bekir sen gittin. Söyleyin Ebu Bekir'e, o kıldırsın. Ayşe anamız, hanımı, bizim de anamız, mübarek insan. Allah ondan razı olsun. Ya Resulallah demiş, babam yufka yüreklidir. Senin namaza çıkamayacak kadar ağır hasta olduğunu düşününce ağlar demiş, namazı kıldıramaz. Söyleyin Ebu Bekir'e namaz kıldırsın demiş Efendimiz gene. Evet. Kim imam olur? İnsanların en iyisi. Fıkıhta böyledir. Kim imam olur? En iyi okuyan, en iyi bilen, en iyi ahlaklı, karakterli adam. İşi nasıl bulur? Evet, Ömer bunu çok iyi biliyor. İşte böyle inneke meyyitün ve innehum meyyitün ayetini söyleyip de onu kendini getirince Ebu Bekir dönmüş. Resulullah hastayken seni imam yaptı. İmam milletin en iyisi olur. Demek ki sen bu milletin en iyisisin demiş, tutmuş elini ve seni halife olarak seçtim, biat ettim demiş. Ömer gibi bir adam ona biat edince kavga durmuş, hepsi sıraya girmişler. Sen gidip sandığın oy prosesi hatırlıyorsun ya. O zaman Usulü'de el sıkışıyorlar. Halife kabul ettim. Sıradan hepsi ittifakla Ebu Bekir'i halife seçmişler. Halife seçtikten sonra Hazreti Ebu Bekir halife olarak Efendimizin teçhiz ve tekfirini yapmış. Şimdi burada çok önemli mesele dedim şu. Müslümanlar başsız olmaz. Demek ki devlet reisi yapmak, Müslümanların başıdır devlet reisi, istiklalin alametidir, bağımsızlığın alametidir. Müslüman bir gavurun boyunduruğu altında yaşayamaz. Haramdır. Zillet haramdır. Onun için Müslümanlar kendi devlet reisini kendileri seçecek, kendi idarelerini kendileri kuracak, şu gavura bu gavura boyun eğmeyecekler, elini öpmeyecekler. Dinde Kur'an budur. Evet, bunu anlatıyor. Cenaze namazından önemli bu. Onun için cenazeyi daha yıkamadan devlet reisi seçtiler. Aynı duyguyla Yunanlılar Ege'yi işgal ettiler biliyorsunuz. Fransızlar, Kahramanmaraş, oraları işte gavurlar görüştüler, Anadolu'yu işgal ettiler. Evet, Kahramanmaraş'taki Resulçü İmam diyoruz, değil mi? Yani camisi duruyor. Denizde de Ahmet Hulusi Efendi, müftü. Çıkmış demiş ki, boşuna namaz kılmayın demiş. Yavurların boyunduruğu altında yaşarsak, cumamız da kabul değil, namazımız da kabul değil.
zillet müminlere haramdır. Haram içinde ibadet kabul olmaz. Ya öleceğiz, ya öleceğiz, ya kurtulacağız. Evet, bütün hocalar böyle söyleyince İstiklal Hareketi başladı. Evet, İslam'da Müslümanlar kendi idarelerini kendileri kurarlar. Bağımsız olmak zorundadırlar. Allah'ın kanunu bu. Yavurun boyunduruğun altına asla giremezler. İbadetler makbul değil. Bu olay da onu gösteriyor bak. Cenaze namazını kılmadan, peygamberin cenaze namazını kılmadan halife seçtiler. Bu kural dolayısıyla. Evet şimdi Hazreti Ebubekir zamanında yalancı peygamberler türedi. Çünkü peygamberimizi ölesiye seviyorlardı sahabiler. Ölesiye. Atlas Okyanusu'na kadar varmış İslam askeri. Ya Rabbi demiş, önümüze deniz çıktı. Vallahi peygamber atla dese gözümü kırpmadan denize atlarım. Böyle cihat eri. O zamanın Müslümanları. Ateş olsa, Resulullah atla ateşe dese vallahi gözümü kırpmadan atarım ateşe kendimi. Evet. Allah'a bağlılık, peygambere bağlılık böyle olacak. Öyleydiler. Bunu gördüler zenginler, şairler, ağzı laf yapanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalanınca dediler ki demek peygamber olunca insanlar böyle seviyor insanları. Sizin elinizi ayağını öpseler çıkılın diye iki tokat atmazsınız ya. Aslanım be, sen ne güzel adammışsın, hoşumuza gider. İnsan tabiatında bu var. Onlar da işte peygamber olunca demek insanlar böyle ölesiye sevecekler diye. Şair olanlar ben peygamberim demiş, zengin olanlar ben peygamberim demiş. 6 tane yalancı peygamber var. Hazreti Ebubekir onlarla uğraştı. Onlarla uğraştı. Müslümanın hemen askerleri onların üzerine sevk etti. Birer birer temizledi. En çok uğraştıran Irak taraflarında Müseylimetül Kezza. Evet, çok kuvvetli, çok zenginmiş, tarafları çokmuş. 70 tane sahabi, hafız sahabi ölmüş o muharebede. Kazanmışlar ama 70 tane hafızsa Kur'an'ın baştan sona hiç durmadan okuyabilecek sahabi. Manasını da biliyor, peygamber yetiştirmiş. Ondan sonra İslam genişlemiş. Hazreti Ebubekir'in eteğini Ömer tutmuş. Ebubekir demiş, bak bir savaşta 70 tane sahabi hafız öldü, şehit oldu. Bu savaş durmayacak, devam edecek. Hafız kalmayacak. İncil bir taneydi, binlerce İncil oldu sonradan. Herkes kendi kafasına göre, duyduğuna göre İncil'ler çoğaldı. 325'te Bizans İmparatoru İznik'te konsil topladı. Binlerce İncil olur mu ya dedi. Allah'tan gelen İncil bir tane. Bunu dedi, asıl bulun. Ne kadar uğraştılar, bire indiremediler. 4 tane İncil var şimdi. Matta, Markus, Luka, Yuhanna. Bu da gösteriyor ki İncil Allah'tan gelen İncil değil. Bir tane o. Aslında bir tane İncil indi. Hala 4 tanedir. Bakabilirsiniz. Okuyun, korkmayın. Ben kaç kere okudum. Kur'an'ın değerini anlayacaksınız. Kur'an insan sözü olmadığını göreceksiniz. Tevrat da öyle. Tevrat da Allah'tan inen Tevrat değil. Irkçı bir kitap. Yahudiler Allah'ın oğlu. Yahudiler üstün insan. Para, mülk, servet, idarecilik Yahudinin hakkıdır. Çünkü Yahudi Allah'ın oğludur. Beni İsrail o demek. Allah'ın çocukları, oğulları demek. İnsanların üstünüyüz biz. Onun için para başkasındaysa, reislik başkasındaysa bu gayrimeşrudur. Yahudi onu hangi yolu alırsa alsın meşrudur. Ondan dolayı biliyorsunuz Yahudi gazını diye söz vardır halk arasında. Güle güle seni aldatır. Meşrudur inançlarına göre. Para da Yahudi'nindir, makam da Yahudi'nindir. Bu hale gelmiş. İşte bundan korktuğu için Ömer demiş ki İslam ülkeleri genişledi. Kur'an değişik değişik okunmaya başladı. Herkes
Türk okuyucu var, Arap okuyucu var. Siz ya'melûn diyorsunuz. Arap ne diyor? Yammelûn diyor. Değil mi? Radyoya dinliyorsunuz televizyona. Kuzey Afrika'ya gidin. Ne güzel Kur'an okudu hocamız, değil mi? Karadır, taşların ferman yazdığı türküsü var ya, aynen öyle okuyorlar Kur'an'ı. Fas'tumuz Cezayir'de, şarkı söyler gibi, türkü söyler gibi. Şimdi kelimeler farklı, tarz farklı. Ve herkes uyuyacak bir tane Kur'an olmazsa, Kur'an kaybolur gider. Beriye gelin, beriye ol. Kapıda bekliyor millet, vatandaş. Evet, demiş ki Kur'an'ı çoğaltalım, şey edelim. Toplayalım, ortaya koyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldikçe vahiy katibi tutmuş, kendi okuma yazma bilmiyor. Şimdi bari profesörler diyor ki, peygambere okuma yazma bilmiyor demek suçtur, günahtır. Yok be hoca, öyle değil be. Kur'ansın diyor be. Evet. فَتَّبِعُ النَّبِيَّ اُمِّي Ümmi peygambere uyun diyor Allah. Allah bir ümmi diyor ona. Ne demek bu? Okuma yazması yok demek. Allah ona bütün bilgileri dolduruvermiş. Ama okula gitmemiş. Okuma yazma bilmiyor. Evet. Vakit kâtibi tutmuş, söyledikçe yazdırıyor. Deri parçalarına, kağıt üzerine, düz taşlara yazan götürüyor o ayeti. Onları toplamışlar, ikişer tane de şahit, peygamberin dizinin dibinde yazdığına dair diye. Böylece Kur'an'ı toplamışlar. Cami'ul Kur'an, Ebu Bekir. Kur'an'ı toplayan adamdır. Tek Kur'an, işte bu Kur'an. Evet, Hazreti Osman zamanında Kafkasya, İran, Doğu, Azerbaycan, varıncaya kadar Afrika işlerine kadar, Atlas Okyanusu'na kadar İslam ülkesi genişlemiş. Oralara da bu Kur'an'dan çoğaltarak 6 tane Kur'an çoğaltmışlar. O asıl olandan. Bir tanesi de bizim Topkapı Müzesi'nde. Bir tanesi de Amerika'nın Kongre Kütüphanesi'nde. Görmek isteyen gidebilir. Evet, onun için Kur'an'ı değiştiremiyorlar çünkü aslı duruyor. İncil darmadağınık, Tevrat darmadağınık. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir halife olmuş. O vefat edince yalancı peygamberle uğraşmış. Ömer gelmiş, seçmişler. Ebu Bekir'i seçtiler, dikkat edin. Ömer'i seçmişler. Yalancı peygamberler yok olmuş. Hazreti Ömer devlet teşkilatını kurmuş. Kuvvetli bir devlet olmayınca halk ne yapacağını bilmez. Bir amir olacak, memur olacak, disiplin sağlanacak ki birlik sağlansın. Devleti kurmuş. Evet. Parlamento var. Parlamento yabancı değil, Arapça değil. Ama Mescid-i Nebevi'de toplanan Müslümanlar Hazreti Ömer bir şeye buyur Ömer diyorlar. Yanlış. Müslümanlar öyle. Hatta bir keresinde hutbe okurken üstünde hırka var Hazreti Ömer'in. O hırkanın kumaşı harpten düşman yenilmiş, elde edilen ganimet kumaşlarından. Her şahsa dağıtılan kumaş bir kaftan yanmıyor. Hutbe okumaya başlamış. Bir Müslüman çıkmış sahabi, dur demiş, konuşma, in aşağıya. Niye demiş konuşmayacağım? Niye ince? Sen zalimsin de ondan demiş. Kime zulmettim demiş Ömer. Sırtında kaftan zulmün eseri demiş. Bize dağıtılan kumaş bir kaftan yanmıyor. Halbuki senin sırtında kaftan benim kumaşımdan kaftan giyiyorsun. Haksızlık yapmışım. Ömer kızmamış. Abdullah oğlum kalk demiş kalk babamı kurtar. Abdullah ibn Ömer kalkmış, cemaat demiş, abimle ben hissemi babama verdik, bir hissede babamın, üç hisseden de demiş bir kaftan alıyor. Şimdi konuş demiş, şimdi konuş. Müslüman böyle arkadaş. Öyle
meclis, sizin bugün meclis, Mescid-i Nebevi'de namaz kılanlar. Hazreti Ömer İran'da seferine çıkmak istemiş. Orayı fethedecek. Savaşılıyor, bir türlü bitirilememiş. Camideki cemaat demiş, olmaz. Hayır. Dikkat ediyor musunuz? Ömer, şeytanın korktuğu Ömer'dir. Bir sokaktan geçerken Ömer'in sokağın başında gördüm, şeytan kaçarmış oradan. Ömer öyle sert bir adam. Hiç tavizsiz bir adam. Ama Müslümanlar böyle. Hayır demişler, olmaz. Sen devlet reisisin, halifesin, halife devlet reisi demek. Sen buradan gidersen bu halifelik makamına heves edenler ihtilal yaparlar. Bozguna uğrarız, birbirimize gireriz. Gidemezsin demişler, gidemezsin. Ömer gibi adama ve Ömer'i İran'a sefere göndermemişler. Bugün de kanunu yapan kim? Meclis. Kanun, son söz kanun. Ömer'i bile red demişler, olmaz. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı görevlendirmiş başkumandan olarak. O İran'ı fethetmiş. Onun için parmantezmi kuran adam Ömer'dir. Yani bu dille söylüyoruz da bu şekilde meclisin dediği oluyor. Kanun o. Hakimlerin dediğine de kimse karışmıyor. Yargı bağımsız. O ya hakim de Kur'an'ın hükmüne göre karar verecek. Kim olsa olsun. Evet. Bir adam Ömer'deki alacağını istemiş. O da ben sana verdim ya demiş. Ben sana verdim. Hayır vermedik. kadı oturtmuşlar. Ömer aslında kadı, halife kadı ama bu sefer davalı. Kendine dava açılmış. Onun için kadıyı oturtmuş Ömer. Devlet reisidir Ömer. Davalı durumunda mı? Gel yanıma otur demiş hakim. Bana bak hakim bey demiş. İlk yanlışı yapıyorsunuz. Ben bir davalı adamım demiş. Benim yanına oturmak suretiyle beni kayırdığını gösterdin. Seni demiş bir daha hata ederim, azledelim oradan demiş. Dürüst karar ver. Ömer şimdi halife değil, davalı olarak karşında bulunuyor. Evet, yargının sözüne de hiç itiraz yok. Şimdi ne diyorsunuz? Meclis, yargı demiyor musunuz? Yürütme demiyor musunuz? Aynısı Ömer uygulanmış. Ömer uygulanmış. Ama şimdi biz tabii Dimos, Kratos Yunanistan'dan aldık. Eski Yunanlardan. Demokrasi oradan geldi falan diye bize öyle okuttular. Bize öyle okuttular. Hukuk fakültelerindeki kitaplar da böyle yazıyor. Ama böyledir. Bu işi yaşatan Kur'an Ömer'dir. Hatta Yahudi profesörünün ağzından duydum. İlahi adaleti, onlar ona tabii hukuk diyorlar, Avrupalı profesörler. İlahi adaleti yeryüzünde uygulayan adam, tek adam Ömer'dir diyorlar. Kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar. Öyle bir adalet var. Evet, idareci Ömer. Arkadaşları var idareci. İdareci hükümet yani. Meclis, Mescid-i Nebevi'deki cemaat dediğini yaptırıyor. Ömer'i aşağı ediyor. Hakim de serbest. Dediğine kimse karışmıyor. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Yargı gücü, meclis gücü, idare hükümet gücü diyorsunuz da. Aynen bunu uygulamış Ömer. Devleti teşkilatlandırmış. Uluslararası ilişkileri düzenlemiş. Bugün uluslararası ilişkilerde mukabele bir misil, karşılık esası vardır. Uluslararası hukukta. Evet, bizim bir devlet adamımızı Amerikalılar karşılamadı. Bir devlet başkanı karşılanır değil mi? Onun ayarını bir adam tarafından. Oradan adam geldi, Allah razı olsun bir belediye başkanı hoş geldin dedi. Devlet adamı gitmedi. Mukabele bir misil. O ne yapıyorsa ben de onu yaparım ona. O ne yapıyorsa ben de onu yaparım. Evet, bunu kuran adam Ömer'dir. Bunu uygulamıştır, mukabele bilmesi esasını. Böyle devlette bugün neler varsa hepsini yaşatmış adam. Güzel teşkilat kurmuş, belediye teşkilatı kuran da Ömer'dir.
belediye teşkilatını kuran da Ömer'dir. Devlet güçlenmiş, teşkilatlarmış. Hazreti Osman zamanında o da ölünce bir adalete uğruna bir İranlı şey tarafından şehit edildi Hazreti Ömer. Adalete uğruna. Ondan sonra Osman'ı seçmişler. O da seçimle geldi. Babadan oğula değil, dikkat edin. Seçimle geldi. Evet, Osman zamanında hazır bir teşkilatlı devlet var, ordu var, düzenli ordu var. Azerbaycan fethedilmiş, Afrika'ya kadar gidilmiş, Atlas Okyanusu'na da gitmişler. Osman'a gitmişler. Hazır devlet reisi var, teşkilat var. İslam etrafa çok yayılmış. Efendim, Hazreti Osman da biliyorsunuz zamanında İslam büyüyünce İslam düşmanı Yahudiler, Hristiyanlar ortada sarık cübbe giymişler, sakal bırakmışlar göbeğine kadar. Benimki böyle kısa değil, göbeğine kadar sakal. Arapça öğrenmişler, Kur'an öğrenmişler, hadis öğrenmişler. Müslümanların bu ilerleyişini durduracaklar. Evet. Şimdi ülke genişlemiş. Telefon yok. Telefon yok o zaman. Afrika'ya vali göndereceksiniz. Fas'a, Tunus'a. Kaç aylık yol. Yaya gidiliyor, uçak yok. Kimi gönderirsiniz? En çok güvendiğiniz yakınınızı. Değil mi? Oğlumu beceriyorsa oğlumu göndersin. Amcamı göndersin, dayını göndersin. Tanıyorsun çünkü adamı. Hazreti Osman da fethettiği yerlere akrabasından kimseler göndermiş. Güvendiği kimseler. Çünkü telefon yok, bir şey yok. Ne yapsa herif? Aylar sonra ulaşabiliyorsun, 6-7 ay sonra. Devlete bağlı olsun, devlet karışmasın diye. Ha, bunu işte hepsi de ehil insanlar. Bunu Yahudi Abdullah Sebek diye bir adam var. Evet. Demiş Osman akrabasını kayırıyor. Bak Fas kaymakamı akrabası Yahudiyim demiyor. Halis şeyh Müslüman. Alim kılığında. Orada tutturamamış. Mekke'ye gitmiş tutturamamış bu propagandaları. Mısır'a gitmiş Kahire'ye. Mısır karışıktır. Eskiden beri karışıktır. Gidip gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Çok karışıktır, aynen karışıktır. Orada bu tutturmuş. Evet. Hazreti Ebubekir oğlu da oradadır. Oranın valisi de Hazreti Osman'ın akrabasıdır. Güvendiği adam göndermiş. İnandırmış. Bak Ömer sömürüyor sizi. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Devletin şeylerini paylaşıyor hep, gelirlerini. Böyle inandırmış onları. Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed'i göndermişler. Osman kendine gel. Adaletsizlik yapıyorsun. Milletin servetini akrabama dağıtıyorsun. Gelmiş o sırada Osman Kur'an okuyor. Evinde Kur'an okuyor. Evet. Oğlum demiş. Kur'an okurken ağlarmış Hazreti Osman. Çok yumuşak adammış. O kadar hayalı adammış. Sel olup gözünden yaş akarmış Kur'an okurken. Demiş, babamı çok severim. Seni Kahire'ye vali yaptım demiş. Bir mektup yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala gayrimizde. Emma ba'd. Ebu Bekir oğlu Muhammed'i Mısır'a vali tayin ettim. Ona uyun. Fakbalu. Kabul edin. O zaman Arapça'da nokta yok, hareke yok. Hareke yok, nokta yok. Bu mektup vermiş eline. İşte demiş ben şey oldum, valiyim. Eski valiyi azletti. Osman, ben valiyim. Şeylere toplanan itirazcılara, o Yahudi hain gene gelmiş. Oğlum demiş ya. Şimdi fakbalu, kabul edin manasını. Aynı harflerle de faktulu yazılıyor. Nokta koymadık mı hareke? Fakbalu kelimesini faktulu okuyabilirsiniz. Oğlum demiş, ölüm fermanını vermiş senin eline. Faktulu diyor, sen fakbalu okudun.
Öldürün diyor. Ooo demişler, öyle mi? Daha çok isyan etmişler. Hadi bu isyan ordusu Medine-i Münevvere gelmiş. Hazreti Osman haberdardır, devlet reisidir. Tedbir alacak. Resulullah Efendimiz ona gelmiş. Osman demiş, bana kavuşmaktan kaçıyor musun demiş. Onun için tedbir almamış Hazreti Osman. Efendimiz'e ölüp kavuşmak istiyor. Evet, yoksa haberler var bu isyan gelenlerden. Kendisi evde çekilmiş, Kur'an okurken isyancılar kapıya dayanmış. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed, sen beni böyle aldattın filan. Oğlum demiş, babamı çok sever. Ben ne olacağını biliyorum demiş. Sen bu işe elini bulaştırma. Pişman olmuş Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed. Geri dur arkadaşlar, dur diyecek ama gözü dönmüş ihtilalcilerin. Zaten kışkırtılmış. O andaki öfkeli adamların kafası çalışmaz. Bu söz dinleyecek halleri yok. İçeri girmişler, Kur'an okuyan, okumakta olan Hazreti Ömer'i şehit etmişler. O Kur'an bizde Topkapı'da var yine. Evet, ondan sonra halife kim olacak? İhtilalcilerin her biri halife olmak istiyor. Bakmışlar ki pabuç pahalı. Demişler birbirimizi yiyeceğimize Ali'yi halife yapalım. Bakın Yahudinin bir oyunu neye sebep oldu? Onu anlatmak istiyorum. Peygamberimizin hadisinin ışığında. Evet, Ali'yi getirmişler. O evinde çıkmıyor. O da büyük adam, evliya adam. Onun için evinden çıkmıyor. Fitneye karışmıyor. Getirmişler zorla halifelik makamına oturmuşlar. İhtilalciler. Ondan sonra dağılmışlar. Ama ihtilalciler gitmiyor. Medine'deler. Ordu orada. Hazreti Ayşe anamız gelmiş Hazreti Ali'ye. Hazreti Ayşe anamız allame bir kadındır. Sahabe ondan fetva sorardı. Kadınlarla ilgili meselelerde dinin hükümlerini açıkça böyle anlatamadığı için Peygamberimiz hayalı bir insan. Hazreti Ayşe ile küçükken evlenmiş, birebir okutmuş, öğretmiş. Dahi bir insan Ayşe anamız. Çok büyük alim. Evet, gitmiş karşısına. Demiş Ali. Evet. Peygamberin hanımları müminlerin anasıdır. Kur'an'da böyle yazıyor. Hazreti Ali de bu ümmeti Muhammed'den. Ayşe anamız da ümmeti Muhammed'in anası. Buyur. Müminlerin anası, anacığım demiş, buyur emret. Sen halife misin? Evet demiş, beni bu halife makamına oturttular. Halifenin birinci vazifesi, adaleti uygulamak, zulmü önlemektir. Osman günahsız öldürüldü. Öldürünleri yakala, hemen cezalandır. Anacığım doğru söylüyorsun. Osman günahsız öldürüldü, ben de aynı şeyi inanıyorum. Ama senin öldür dediğin adamlar beni buraya tutturdu. Müsaade et demiş, bir ordu kurayım, polis teşkilatı kurayım, kendi adamlarımı kurayım. Bunların hepsinin hakkından geleceğim demiş. Yapacağım, dediğini yapacağım. Haklı değil mi? Ayşe anamız da haklı ama. Devlet başkanının esas görevi adalete hakim kılmak, zulmü önlemektir. Ayşe anamız gene gürlemiş. Ali demiş, adaletin gecikmesi de zulümdür. Evet, o da doğru. Ben 1960'ta hukuk fakültesine girdim. Orada iki fakülte bitirmiş bir adam 5-6 tane kızın ırzına geçti. Sonra gözünü, burnunu, kulağını kese kese öldürdü. İki fakülteyi süper zeki bir adam. Adını söylemeyeceğim, akrabası falan vardır diye. Biliyorum da. Polis peşine takıldı. Gazetelere bakabilirsiniz. Evet. Yedinciyi öldürecekken yakaladı. Evet, bütün suçlarını itiraf etti. Zaten şahitler var, şuhutlar var. Biliyorsunuz bizim usul kanuna göre suçlunun nüfus kaydını sorar hakim.
Sabık haydi var mı diye sorar, öyle değil mi? Bunlar kanun emri. Adam Vanlıysa nüfus kaydı 3 ay sonra geliyor. Bilmem şuradaysa 5 ay sonra geliyor. 2 sene sonra karar verdi hakim o adamın asılmasına. O zaman idam kararı vardı. Kanun şimdi kaldırdılar ya, Avrupalılar bastırdı da. 2 sene şimdi o gazetelere bakın lütfen. Adam gözünü oya oya ırzını geçiyor kızın. Ondan sonra gözünü oya oya öldürüyor. Burnunu kese kese, dişlerini çöke çöke, kulağını kese kese, tırnağını çöke çöke öldürüyor işkenceyle. Böyle, buna sabit. Gazetelere bakın. Gözünü oya oya asın, tırnağını kese çöke çöke oyun, kulağını kese kese. Hep böyle yazıyor gazetelere. Bakabilirsiniz baş puntolarla. Böyle zulmeden katili öyle rastgele asmayın. Gözünü oyun, burnunu kesin. Kulağını kesin, dırnağını sıkın, öyle asın. Gazetede böyle yazıyor. O sırada yani ilk dava açıldığında aradan 2 sene geçmiş. Bu işler meras, usul hükümleri uygulanacak diye herifi astılar. Uzun boylu, yakışıklı bir oğlan. Yine gazetelere bakın. Vah be, böyle delikanlı asılır mı be? Ceylan gibi adammış ya. Bakın adaletin gecikmesi ne hale geldi bakın. Gözünü oya oya asın diye yazdılar. Sonra da böyle adam asılır mı ya dediler. Adaletin gecikmesi zulümdür diyor Ayşe anamız. Doğru söylüyor. Hazreti Ali haklı. Kim ne asacak onu? Ordusu yok, polisi yok. Bakın Yahudi ortaya ne yaptı? Hazreti Ali bunu yapamam, yapamayacağım deyince o zaman in aşağı dedi. Evet. Ordunun başına geçti Ayşe anamız, kumandan oldu. Ordu topladı. Hazreti Ali'yi halifelik makamına düşürüp Osman'ın şeysini almak için, adaleti yerine getirmek için ordu topladı. Sahabeler de peşine takıldı. Hazreti Ali de devletin başındadır. Onun da ordusu var. Savaştılar. Cemel vakası oldu. Evet. Cemel vakası oldu. Yahudi bakın ne yaptı, Müslümanlar edebini alıştırdı. Daha sonra Hazreti Ali tabii Ayşe anamızı yendi. Peygamberlerin hanımları müminlerin anası dedik ya, askerler öfkeli Hazreti Ayşe anamıza şey etmek istediler. Eziyet hemen durdu, atıldı. O anamızdır dedi. Onun kılına dokunamazsınız. Korudu onu. Biliyor olacakları. Ondan sonra işte Şam'da Hazreti Osman'ın sülalesinin Muaviye çıktı. Vahiy katibidir. Kur'an yazanlardandır, sahabidir. Hiç aleyhine konuşamayız. Sahabimden bir tanesine dil uzatan bana dil uzatmış olur. Bana dil uzatan Allah'a dil uzatmış olur. Allah'a dil uzatanın da Allah hakkından gelir. Hadis vardır. Onun için biz elhamdülillah ehl-i sünnetiz. Hazreti Muaviye lanet okumayız. Ama ben gittim İran'da Muharrem ayinlerine katıldım. Ne küfürler, Allah ya Rabbi ne küfürler, ne lanetler, yüz binler Hazreti Muaviye'ye, Hazreti Osman'a ne küfürler, aman ya Rabbi. Biz ehl-i sünnetiz. Aşırılıklardan uzakız elhamdülillah. Öyle bir milletiz. Ama öyle halen var. Halen var bu işler. Yahudi yaptı bunları. Halen de tahrik ediyor. Kullanıyor. Müslümanları birbirine düşürmek için. İşte bunları Peygamberimiz özetlemiş bu hadiste. 30 sene diyor peygamberlik halifelisi. Benim yerime geçenler adalet hilafetidir. Ebu Bekir mübarek bir insan. Ömer öyle, Osman öyle, Ali öyle. Ali öldükten sonra bütün saltanat Emevilere geçti. Ondan sonra diyor ki, Muaviye zamanında hem halifelik sahabidir, hem de krallıktır, mülk, belikliktir. Evet. Muaviye'nin yerine kim geçti? Oğlu geçti, Yezid geçti. Ondan sonra 30 sene diyor hem halifelik hem krallıktır. Ondan sonra diyor
cebaveredir, zorbaların dönemidir. Yezid zamanında ırkçılık yapmışlar Emeviler, ırkçı, Arap ırkçılığı. Türklere saldırmışlar, bir adım ilerleyememişler. Peygamberimiz Allah'a buyuruyor ki bir hadisinde, Türkler, Türk milleti onurlu insanlardır, onların üstüne gitmeyin. Üstüne giderseniz boyun eğmezler, işinizi yapamazsınız. İşinizi anlaşmayla yapın diyor. Böyle hadis var. Ne kadar orduyu saldırmışlar Türklere, bir adım ilerleyememişler. Evet, Ömer İbn Abdülaziz var. Suriye'de Türk sınırını yakın ziyaret ettim. Bu Hazreti Ömer sülalesinden bir adam. Ana tarafından. Hazreti Ömer güzel idare kurmuş. Güzel ehil insanları tayin etmiş. Herkes gidip yatıyor evine, o sabah kadar kontrol ediyor. Görevini yapıyor mu, yapmıyor mu? Hiç uyumuyor. Gündüz gece böyle. İdarecek böyle zor bir işti arkadaş. Bir gün o zamanki evler apartman değil ki. Bahçesinde tek katlı kerpiçten evler. Öyle güzel ahım şahım avlu da yok. Sokaktan geçerken bir kadın ve kız evin önünde gece konuşuyorlar. Kızım diyor, su al gel. Ne yapacağım ona? O kadın da o mahallenin sütünü dağıtırmış. Herkese süt veriyor. Geçimi süt satarak kazanıyor. Sağmal ineklerden, inek sahiplerinden süt alıyor. Onu topluyor, sütü satıyor. Bugün diyor yeterli kadar diyor süt alamadım, toplayamadım. İçine su katacağım diyor. Sütü çoğaltacağım. Çünkü yetmeyecek mevcut süt diyor. Anacığım diyor, suya süt katılır mı? Canım kim görecek diyor anacığım ya, kızım ya diyor, kim görecek gecenin bu saatinde? Anacığım Allah görüyor diyor. Bu sütü duymuş Ömer. Avludan geçerken söylemiş kız. Gelmiş eve hemen, hanım demiş, git demiş şu eve. Hemen o kızı kısa benim oğluma. Kızı vermişler hani benim oğluna. Ömer İbn Abdülaziz o işte şeyden, o sülaleden, o aileden, o iktidara gelince babadan oğula geçiyor, kırıldık diyor bak. Dört halife seçimle geldi, ondan sonra babadan oğula geçti. Peygamber onu söylüyor. Evet, onun yerine Yezid geçti. Yezid de tabiundandır. İstanbul fethe gelmiş. Evet, Peygamber onun devrini krallık diyor. Yani iyi sözle anmıyor. Ve biliyorsunuz Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Evet, Yezid şehit etmedi ama onun zamanında şehit edildi. Evet, Yezid, Peygamber ne buyuruyor? İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Fetheden asker ne güzel askerdir diyor ya. Bu müjdeye ermek için ordusuyla İstanbul'a gelmiş. Orduda Ebu Eyyub el-Ensari de vardır. Ve onun seferinde orada ölmüştür. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. İstanbul'daki sahabidir. Şimdi o vefat etmiş, surlar var. Onlar açık arazide. Ama muhasara etmiş, başaramamış. Muhasara sırasında Ebu Eyyub el-Ensari vefat etmiş. Vasiyet etmiş. Evet, düşmana en yakın yere gömün beni demiş. Açıkta arazideler ölmüş ama vasiyet böyle vasiyet etmiş. En yakın yer işte şimdi gömüldüğü yer. Bir sala dört kişi tutmuş, üstüne koymuşlar Ebu Eyyub el-Ensari'nin naaşını. Getiriyorlar. Surlarda da Bizans askerleri var. Ok yağmuru tutmuşlar. Durmadan geliyor. Ok yağmuru aldırmıyorlar. Bizans İmparatoru durun ya demiş. Dört kişi de. Niye geliyorlar bir soralım. Dört kişi ben burada biri olsa yakalarız, hallederiz. Atmayın demiş, ok atmayın. Gelmişler. Ne istiyorsunuz? Bu
ölen adam bizim peygamberimizin mihmandarıdır. Evinde kaldığı, misafir kaldığı, çok sevdiği bir sahabisidir, arkadaşıdır. Vefat ederken vasiyet etti. Beni de surların dibine gömün dedi. Onun için buraya getiriyoruz. Ulan demiş, ne akılsızsınız siz Müslümanlar, kalın kafalısınız. Buralar benim demiş. Gömeceksiniz, gideceksiniz. Ben bunu demiş, neler yaparım? Yakarım, parçalarım, köpeklere veririm. Bizim için önemli olan demiş, onun vasiyetini yerine getirmek. Biz gömeceğiz, bırakıp gideceğiz. Gömün demiş, götürün, gidin hadi. Evet. Şimdi onun söylediklerini o gömmeye gelenler duymuş ya Bizans İmparatorunun. Yezid'e demişler ki böyle böyle söyledi. Hemen bir mektup yazmış Yezid. Bu peygamberimizin sevdiği adamın eğer cesedine bir şey yaparsan, kabrine bir şey yaparsan memleketimdeki bütün Hristiyanları kılıçtan geçiririm demiş. Hemen haber göndermiş. Kim dokunmayacağım demiş, dokunmayacağım. Türbe yaptıran Bizans İmparatorudur Ebu Ensari'ye. İslam'da türbe yaptırmak yok arkadaş. Bu muhtereme türbe sonradan yapıldı. Müslüman topraktan yaratıldı, toprağa gömülür. Minha halaknaküm ve fiha nu'idüküm. Biz sizi topraktan yarattık, toprağa döndüreceğiz diyor Allah. Bu türbe yapmak iyi bir şey değil. Ama son devir ulemaz demişler ki Hacı Bayram nereye türbe yapalım? Cevat Hoca gelsin, onu ziyaret etsin, ağlasın. Millet gelsin, ondan faydalansın, örnek alsın. Fatih türbesini yapalım. Gazi Osman Paşa türbesini yapalım. Fetva vermişler, örnek olsun nesillere diye. Eskiden türbe yok, toprağa gömülüyor. Peygamberimizin türbesi de sonradan yapıldı. O da toprağa gömülüyordu. Ayet böyle. Evet, ama bu fetvayı aldıktan sonra her babası ölen babasını Osman Paşa zan demiş. Herkes türbe, hele Siirt'e gidin Siirt'e, Siirtliler kızmasın. Herkes türbe yaptırıyor ölenle. Ulan bu paraları bir fakire fukaraya verin ya, bu kadar. Tamam, fakirli hazretten türbesini yapın, büyük adam, örnek alalım tamam da. Herkesin, herkes fakirullah mı lan? Adet haline gelmiş. Kabir yapmak böyle çoğalmış. Zaten Avrupa hep kabir yapar. Hep betonarme muazzam şeyler yapar. Biz de Avrupalılaşıyoruz ya. Tazimattan bu yana sonra çıkmıştır. Yani babanıza, ananıza bir ton para harcar da eğer pahalı kabir yaptırırsanız hesap vereceksiniz. Cevat Hoca sorumluluktan kurtuldu. Sakın masraf etmeyin kabire. Ölü yatırımdır. Bu yatana hiçbir faydası yok. Hiçbir. Sadece taş dikin. Toprağı olsun. Evet. Burada kim var? Ha, belli olsun. Toprağı olsun. Neden? Ahmet Hamseki Akseki hocamız Diyanet İşleri Başkanı oldu biliyorsun. En kritik dönemde. 1940'larda, 50'lerde Kore'ye fetva veren hocadır, muazzam hocadır. Çok güzel eseri vardır. İslam fıtri, tabii umum bir dindir, muhteşem bir eserdir. Evet, işte bu mübarek zatlar gelecek nesle önlük olsun diye şey ettiler, bu türbele izin verdiler, istismar edildi bu konu. Ben de sizi uyarıyorum. Evet. O dün kitabında diyor ki bakın bak ben fetva vermiyorum. Ben avukatım arkadaş. Yarın bu konuşmamda hesap soracaklar. Ben de o kitabı göstereceğim. Bak önümde kitap var. Yoksa yakalarlar beni. Orada diyor ki her yağmur damlasıyla bir melek iner yeryüzüne. Bereket indirir. Onun için yağmurun adı nedir? Rahmet ya. Melekler bereket indirdiği için yağmurun adı rahmettir. Ama sen betonla kapatıyorsun yerin üstünü, onun rahmetine engel oluyorsun. O bağırıyor oradan, etmeyin, kırmayın, beni rahmetten mahrum ediyorsun ama duymuyorsun sen.
İşin aslı böyle. Hocanın kitabına bakabilirsiniz. Her yağmur dalgasıyla bir bereket meleği iner yeryüzüne. Onun için rahmettir yağmurun adı. Sen betonla yaptın, bundan mahrum ediyorsun adamı. Bundan mahrum. Onun için şahsen ben bunları öğrendikten sonra o kokuncelerin şeylerin üstünü çöktüm bir toprak yığını. Vasiyetimde yazdım, sakın kabrimi yaptırma, bir taş dikin. Falan oğlu falan deyin, profesör falan demeyin sakın ha. Övünmek de yasak. Falan o falan. Rahmet vesile olsun diye. Bu kadarına cevaz var. Neyse, gene bildiğinizi okursunuz. Yarım siz, işte bu hadiste onu söylüyor. 30 sene 4 halife dönemi tam hilafet dönemidir. Ondan sonra 30 sene diyor, hem krallık hem halifelik dönemidir. Ondan sonra işte 30 sene Cebabire'nin zalimleri dedim bir ırkçılık yapmışlar. O Ömer Abdülaziz gelince durun demiş ordular çekmiş Türk sınırlarından. Peygamber dediği olmuş. Türkler kendiliğinden Müslüman oldular. Ordular gitti senelerce bir adım ileri geçemediler. Üstlerine varmayın kabul etmezler dedi ya peygamber. Çekilince de evet Türkler kendiliğinden Müslüman oldular. Karahanlar durumda Satık Burahan evet kendisi inceletti Müslümanlığı. Satık Burahan o zaman da var Ehl-i Sünnet var, Şiiler var, var oğlu var. Her türlü sapık mezhepler var. Hanefi dedi pratikte namaz kıldık Hanefi'ye göre. İtikaden Ehl-i Sünnet dedi Müslüman oldum. Siz de Müslüman olun dedi. Bir günde 200 bin çadır Müslüman oldu. Biz ordu milletiz. Başımıza tabiizdir. Samimi olarak Müslümanlığa bağlandık. Evet. Bunu da söylemem lazım. Müslüman olmadan evvel de Türklerde namus çok önemlidir. Kişilik çok önemlidir. Yabancı bir adam geldiği zaman ateşten atlatırlarmış onu. Pis görüyorlar yabancıyı temizlensin diye. İnançları böyle. Evet, İslam'da da kişilik sahibi olacaksın. Ve kezâlike ce'alnâküm ümmeten vasatan litekûnü şühedâ alennâs. Ben ümmeti Muhammed'i tüm insanlara örnek insan yarattım. Eğer bir bilgiyi gavurdan alı da bana da öğret filan dersen zillettir. Zillet haramdır. Dedi Ahmet Hulusi Efendi. Gavuru baş yapan adam namazı kabul etmez. Her konuda Müslüman örnek olacak. Vasat ümmet bu demek. Bir var olacağız. Fatih olacağız. Dünyanın bilmediği topu dökeceğiz. Kanun olacağız. En ileri teknik bizde olacak. Dünyaya emir vereceğiz. Hizaya gelin diyeceğiz. Allah ümmeti Muhammed'i böyle yarattım diyor. Biz böyle değilsek namazdan başka, oruçtan başka bir soru daha var. Haberiniz olsun. Neden sen bir numara olmadın? Gavura gittin, ilim öğrendin, teknik öğrendin. Neden? Sen onlara öğretmedin diye hesap vereceğiz. Haberiniz olsun. Elmalı Hoca'nın resmi tefsirine bakabilirsiniz. Bu söylediklerim orada yazıyor. Ve kezelike ceannâküm ümmeten vasatan nitekül şehadâ'nâs ayetinin tefsirine bakın. Resmi tefsirdir. 1936'da basılmıştır. Devlet bastırmıştır. Meclis kararı basılmıştır. Evet, biz zannediyoruz sadece namaz kılmıyla hiçbir şey yok. Hayır. Tıbbı dünyayı biz öğreteceğiz. Teknolojiyi biz öğreteceğiz. Öyle olmak zorundayız. Çalışacağız. Ama yatmışız. Avrupalıların sözüne inanmışız. Üflükçü, muskacı, cinci olmuşuz. Büyücü olmuşuz. Tanzimat dönemi öyledir. Evet. Sürülmüşüz. Onlardan döviz dileniyoruz. Aman abi bana dokunma sen bilirsin diyoruz. Bunlar hep ahirette bizden sorulacak haberiniz olsun. Vasat ümmet bu demek. Evet bir başka hadis-i şerifte peygamberimiz Selâsûne âyâ Sûretül Mülk. Evet. Mülk suresi Tebârekellezî biyedihil mülk 30 ayettir diyor peygamberimiz. Mülk suresi 30 ayettir. Evet.
Biz Ehl-i Sünnet inancına göre, Hanefi mezhebine göre Kur'an'daki besmeleler başında olduğu sureden ayet değildir. Müstakil ayettir. Buradan çıkarıyoruz. Sayın şimdi isterseniz Tebarike'yi açın, sayın 30 ayet diyor peygamber. Besmele'yi katarsanız 31 olur. Onun için diyoruz ki, İmam Azam diyor ki besmeleler müstakil ayettir. Sureleri birbirinden ayırmak için nazil oldu. O sureden değildir. Hanefi mezhebi böyle söylüyor. Ama İmam Şafii diyor ki hayır diyor. O suredendir. Bizim delilimiz bu sure, bu hadis-i şerif. Onun için basıyorsun Kahire'de. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil. Besmele'yi açıktan okuyor. Arkadan Fatih okuyor. Bizim hoca ne yapıyor? Sübhaneke, Euzü Besmele içinden söylüyor. Fatih'i açıktan okuyor. Fatiha'dan ayet olmadığını gösteriyoruz böylece. Onlar Fatiha'dan kabul ettiği için Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah diyor. Mezhep farklarını açıklamak istedim böylece. Birbirine düşman değil, anlayış farkı var. Anlayış farkı var. Biz gayr-ı mağdub aleyhimi bir ayet, oraya kadar bir ayet kabul ederiz Fatih'in alt tarafını. Bir ayet kabul ederiz. Onlar Besmele'yi bir ayet kabul ediyorlar. Fatiha 7 ayettir. Bizim o ayeti ikiye bölmüyorlar. Mezhep farkları bunlardan anlayış farklarına ileri geliyor. Suretül Mülk 30 ayettir. Tebârekellezî biyedihil mülk. Bu mülk. Mülk, saltanat Allah'ın elindedir. Onun kudretindedir. Evet. Suretül Mülk adı oradan alınmış. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Yaratmaya, yok etmeye. Evet, her şeye kadirdir. Bu sure diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 ayettir. Dikkat. Bu 30 ayet temne'u min adabil kabr. Kim Mülk suresini okursa kabir azabı çekmez. Mülk suresini okuyan, burada diyor ki, her gün okuyan, evet, her gün okuyan, her gün okuyan, kabir azabı çekmez. Ve tüsemme fî tevratil mâni'a. Mülk suresi Tevrat'ta da geçer diyor Peygamberimiz. Tevrat'ta adı mâni'a, engel olan demek. Mani, engel demek ya. Engel, neye engel oluyor? Kabir azabına engel oluyor. Mülk suresini ezberleyip her gün okuyan veya ezberlemezse de her gün okuyan kabir azabı çekmez. Kabir azabının engel olduğu için adı mani'adır. Evet. Dikkat. Ve inneha izâ qara'te yahut da kuriyet ala kabri meyyitin, babam öldü, anam öldü. Mahsus okuyorum çünkü bazı hocalar ne diyor? Öldü gitti, okunmaz o, bid'attır o diyor. Suudi Arabistan'da da öyle diyorlar. Mescid-i Nebevi'ne çıkmışım. Cennet-i Bakı gidecek zamanım yok. Oradan kapının önünde okuyorum. Asker geldi. Hacı, memnun, memnun, haram, haram dedi. Küfür küfür dedi. Çek lan şunu. Ben profesör. Sen kimsin? Böyle söylüyor. Hacılar da engel oluyor. Peygamber ne diyor? Ölülerinize Mülk suresi okuyun diyor. Azap görmezler diyor. Bunu kabul etmiyor herif. Ben de bunu kabul ediyorum. Ben Hanefi mezhebindeyim. Ehl-i sünnetim, kabul ediyorum. Onun için başka ayetler de var. İkra'u Yasin ala mevdâküm. Ölülerinize Yasin okuyun diye hadis var. Ama adam onu tapıyor, kabul ettiği için hayır diyor. Ben onu tapmıyorum ki. Okuyorum. Hazreti de bir Fatiha, 11 İhlas, 11 Salavat okudum. Gönderdim. Evet. Sen de böyle bir Fatiha, 11 İhlas, 11 Salavat oku, gönder. Öyleysen bu herkes kim geldiğini bilir de senin evinden okursan gönderdiğin adam bilir, söyler ona. Oğlum okudu, torunum okudu diye.
Bir Fatiha, 11 İhlas, 11 Salavat. 3 İhlas okusan da olur da o zaman bilmez kimden geldiğini. 11 İhlas okursan adını söylerlermiş. Öyle diyorlar. Evet efendim. Ve inne izâ kuriyet alâ kabri meyyitin. Bu sureyi ölen bir adamın kabrine okursa, alâ kabri meyyitin, ölen adamın kabrine, müni'at anhül azâbü, kabir azabına engel olur. Kabir azabı kaldırılır. Kitaptan okuyayım arkadaş. Hadisi okuyayım. Bu hocalara söyleyin ya. Veya bid'atlı yav diyorlar. Onun tesirinde kalmış. Ben o adamı kovdum. Çıkın. Git şimdi. Ben hadisi görmüşüm. Benim ondan... Hani, o da adam haklı. Haklı. Bizim hacı gidiyor şimdi. Peygamber Efendimiz'in etrafına çerçeveler var ya, demirler. Yapı şupur yapıyor, böyle yüzünü siliyor falan. Ulan ne yapıyorsun demir lan ne? Buradaki demir, oradaki demir aynılar. Bunu görünce herif tapıyor diyor ona diyor, tapıyor diyor. Yasak ediyor. Bu aşırılığı görünce o da aşırı davranıyor. Evet bu doğru değil. Onun demirini öpmek doğru değil. Öyle bir şey yok. Oku ilahe diye. Ben onun aşırılığına gitmiyorum. Ben ortaya yok. O aşırılığa gidiyor. Haram diyor, okuma diyor. Bunu gördüğü için. Evet. Demir öpüyorlar. Bir de sen... Mehmet baba. Şşşş. Hele. Payaslara bakıyor. Çinlilere bakıyor. Ulan sen ona Çinlisine mi gittin? Lan hayvan. Salavat getirsene, okusana lan. Hacca gitmiş adam. Orada fotoğraf çekiyor. Çin'i söylüyor bak. Ne kaliteli Çinlilermiş ya boymuş. Şuna bak, şuna bak ya Rabbi ya. Adam haklı yani, bundan haklı diyorum yani. Ama aşırı gidiyor. Okuyana da engel olmuyor, kalkıyor yani. Elhamdülillah atalarımız, evet, Satık Burhan, Abdülkadir adını almış. Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Hanefi mezhebi demiş. 1000 küsur yıldır bu yolda gidiyoruz. Aziz milletimiz bu aşırılıklardan kurtulmuş. Atalarımız sayesinde. Beleş bulmuşuz biz. Yoksa biz de öyle aşırı bir adam olabilirdik. Evet, evet böyle efendim Mülk suresini ezberleyin. Her akşam okuyun. Babamız ananızın kabına gittiği zaman okuyun. Bak azaba engel olur dedi. Kitaptan okuyorum. Benim kanaatim değil. Evet. O azaptan kurtarıcı bir suredir. Azaba engel olan bir suredir. Kabir azabına karşı okuyana kafidir, yeter. Evet. İzâ mâte ve vudu'a fî kabrihî. Sen her gün yaz tebarek okuyorsun. Adetin bu. Akşamları bunu okumadan yatmıyorsun. Öldün. Ne diyor bak. Ve vudu'a fî kabrihî. Kabrine koyduğu anda kabir azabı çekmez. O zaman Mülk Suresi ezberle her gün oku. Bir onu okuma canım. Fatiha'da oku. Ayet-ül Kürsi'de oku. Emen Resul oku. Camilerimizde bu alet değil mi? Subhanallah dedikten müezzin ayet-i kürsüyü okumuyor muyuz? Okuyoruz. Emen Resul yasadası okumuyor mu müezzinler? Elhamdülillah. Bu Suudi Arabistan'da yok. Başka yerde yok. Atalarımız bizi bu müjdeli şeyleri adet haline getirmişler. Emen Resul'ü okudun mu? Okudun ölsen mağfur olarak ölürsün. Günahların affedilmiş olarak. Müjdeli hadisler var. Mülk suresinde okursan şimdi, ben de sana okuyorum, kabir azabı çekmezsin. 3 kul vallahu ahad, 3 kul abdurrabbil felak, 3 kul abdurrabbil nas surelerini okur da böyle üstüne önden akan söylesen, Ayşe anamıza böyle tarif etmiş, dünyanın büyücüleri toplansalar kılına dokunamazlar. Evet, büyü var. Benim dolabım büyüyle dolu. Evet. İstersen gel gösteririm. Çünkü ben televizyonda dedim ki büyü yapanın cenaze namazı kılınmaz dedim. İmam Azim öyle söylüyor. Ben de onun talebesiyim. Yani onun mezhebinden. Allah'ın kanunlarını değiştireceğinin iddiasında olan adam büyücü. İmam Azim onu kafir yerine koyuyor. Büyü yapanın cenaze kılınmaz diyor. Ben de söyledim televizyonda. Türkiye'nin bütün büyücüler şimdi benimle uğraşıyorlar. Bunu oğluma da söylemişler. Babam ne diyorlar okuyor, diş geçiremiyor ona diye. Sizi söylediklerimi okuyor.
Fatiha, Ayet-el Kürsi, Emen Resulü, Huvallahu lezi, Tebareke, üç İhlas, üç Falak, üç Nasr'ı okuyorum. Ne kadar uğraşsalar kılıma dokunamıyorlar. Dolu büyüyle böyle, acayip acayip. Nereden kapıcıyım kandırıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Arkama geliyor, baktım Allah Allah, dolmuş büyüyle. Hiç korkmayın. Büyü varsa bozar, yapıcı büyülere engel olur. Bir suresini her gün okursanız, kabir azabı çekmezsiniz. Bakın hadis okudum size. Evet, böyle bunu, bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, Abdullah Mesud'dan, evet, Tebareke hiyel mani'atü min azabil kabir. Efendimiz bir asya sözü bu. Sûretü Tebareke, kabir azabını engeldir. Tirmizi'nin rivayeti, hiyel mani'atü hiyel münciyetü min azabillahi. Evet, o da Tirmizi'deki de Mülk Suresi kabir azabından kurtarıcıdır. Kabir azabına engeldir. Bu da hadis. Bu da hadis. Onun için Mülk Suresi her akşam okumayı ihmal etme. İhmal etme. Ben de size böylece duyurdum. Evet. Evet. Şimdi Suretü minel Kur'an. Kur'an'dan bir sure vardır ki Selasûne âye, 30 ayettir. Teşfe'u li sahibihe. Evet. Sahibine şefaat eder. Hatta gufre lehu. Affedilinceye kadar şefaat eder. Bu da hadis. Ve hiye tebârekellezî biyedihil mülk. O tebârekel biyedihil mülk, mülk suresidir. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Hakim Müstedrek Beyhaki, Ebu Hureyre'den nakletmişler. Ben de size ulaştırdım. Bundan sonra mülk suresi okumadan yatma her akşam. Kabir azabı çekmemek için. Evet. Semaniye. Evet. Semaniye. 8 kişi vardır. Bunlar ebgadu halikatillahi ileyhi yevmel kıyamet. Kıyamet gününde Allah'ın en buğz ettiği adamlardır 8 kişi. 8 kişi Allah'ın en buğz ettiği adamdır kıyamet gününde. Kıyla menhum ya Resulallah. Sahabiler derler ki, kim bunlar ya Resulullah? Kâle, Efendimiz buyurdu, sakkârûne. Evet, sakkârûn. Sen ne diyorsun? Kötü adama sakkar diyorsun. Değil mi? Biz öyle bir milletiz ki, konuşmamız ya ayettir ya hadistir. Sakkar cehennem adıdır. Sakkar cehennem adıdır. Sen de sevmediğin adama sakarsın dersin. Sakar. Bak oradan alınmış. Öyle benimsemizi Müslümanı. Bilmiyorsun ama adet haline geliyor bu. Evet. Deve iğne dilinden geçerse o işi olur. Yani olur. Kur'an'da vardır. Deve iğne dilinden geçerse Yahudiler Müslüman olur. Habibim boyuna uğraşma diyor Allah. O tabir de oradan alınmış. Veya anlayışsız kibirli adama ne dersin? Ulan kereste. Böyle kibirli, gururlu, kalın enseli herif, millet tepeden bakıyor, ne dedin? Vay kereste, vay desin. Kuşumun müsennede Kur'an'da ayettir arkadaş. Öyle bir milletiz biz. Kur'an'da her şeyi almışız, aynen yaşıyoruz ama bilen yok. Eskiden biliyorduk canım, şimdi bilen yok. Kuşumun müsennede kereste, senin söylediğin tam kereste. Anlayışsız, kabay, zorba adam, kibirli adam, kereste. Münafıklar gelmiş mescide dayanmış böyle, müminler de zayıf, fakir, gariban, tepeden bakarlarmış böyle, 100 kilo, 120 kilo her biri, kalın enseli, cehennem kütüğü. Allah onlara hoşubun, kendilerin hoşubun müsennede, kereste, oğlu kereste bunlar diyor. Evet, evet efendim, kıyamet günü Allah'ın en çok sevmediği, kızdığı adam 8 kişidir, 8 sınıftır. Birincisi sakkarundur. Ne demek? Öhümül kezzabun. Onlar yalancılardır. Evet. Yalan uydururlar.
Din hakkında yalan uydururlar. Başka şeyler hakkında yalan uydururlar. Yalan uydurmak huydur onlarda, karakterdir. Allah'ın en çok kızdığı şeylerden birisi budur. Allah belamı versin. Evet, değer bir lanet okurlar kendilerine. Bunların adetidir bu. Sakkarun'un, yalancıların defteri budur. Yalan yere yemin ederler. Allah billah, Allah billah. Ulan sana yemin et dedik mi? Yemin etmek öyle kolay mı? Allah şahit yapıyorsun. Böyle de bana Allah billah, Allah billah. Leblebi gibi. Ama çoğumuz yapıyoruz bunu. Kızdık mı sen? Allah belamı versin. Bak böyle. Niye söylüyorsun ulan? Ne Allah belamı veriyorsun diyorsun. Niye? Bu yalancıların adetidir diyor Peygamberimiz. Mümin bunu söylemez. Allah'ın sevmediği adamların adetidir bu. Niye kendine lanet okuyorsun lan? Neden? Evet, onlar karşılaştığı zaman arkadaşlarına lanetleşirler hep. İki, yalancılar böyle lanetleşenler. İki, vel hayyalun, Allah'ın en çok kızdığı hayyalun. Ve humul müstekbirun, onlar da gururlu kibir adamlardır. Çok parası var, mağazası var, makam sahibi, okumuş. Dedik ki, alttan bir şey anlamıyor. Yürümeyi bile bilmiyor, havadan bakıyor. Böyle adamlar vardır biliyorsunuz. En çok Allah'ın kızdığı adamların birisi budur. Vatandaşı hiç yerine sayan, sinek kadar görmeyen kibirli adamlar. Kibirli adamlar. Şunlara bak, şunlara bak. Konuşmasını bile bilmeyenler. Öyle. Sıfır görür insanları. Ve ömür müstekbirun. Kibirli adamlardır. وَلَّذ۪ينَ يَكْرِزُ الْبَغْضَاءَ لِيْفَانِهِمْ. Evet, müminlere kin beslerler. Unutmaz. Kin besler. Affetmez. Kindar insanlar. Allah'ın en çok buğz ettiği, kızdığı adamlardan birisi de kindar adamlardır. Buğz ederleri Müslümanlara, evet, lihvanı fis sulfiz duduhim, kalplerinde kim beslerler? Ama diyor Peygamberimiz, fide lebuhum tahallabu lehum. Ama karşı, komşu, arkadaşım, nasılsın? İyi mi? Ya seni özledim ya. Çoktan beri görmedim ya. Allah Allah. Böyle dostluk şeyleri döktürür diyor Peygamber. Halbuki içinden kim vardır? Böyle bir batıversen sevinecek. Böyle duygular var ama karşılaştığı yalandan arzu hürmetler ederim ya. Sen benim samimi dostumsun. Can siper, seni savunurum. Kalbi içinden yok olsun istiyor. Böyle siyasetçiler var biliyorsunuz değil mi? Şu bu demiyorum ha. Ben siyasetçi değilim. Din kürsüsü ondan atıyorum. Gördüm de onun için söylüyorum. Müslüman gördüm, Allah ben de sizlerim. Şapur şupur yapıyor. Ondan sonra din karşı bir adam yanında görmüşüm ya. Yapazlardan. Ulan demin yalan öptün, ulan bıçaklaştın. Aha, bunlar böyledir. İçinden onları kim duyar? Ama onlar karşılığı, ooo, samimi dostum benim, Allah, canımı veririm seni ulan derler. Allah'ın en çok sevmediği adamlardan birisi budur. İki, وَالَّذِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Üçtü. وَالَّذِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ كَانُوا بِطَاعًا وَاِذَا دُعُوا اِلَى Evet, şeytani ve emrihi كَانُوا سِرَاءً Allah. Bak ben uydurmuyorum, hadis okuyorum. Hadi namaza gidelim dedin mi? Ya işte dükkanda kimse yok da, bakacak kimse yok da, işte şeyim var da böyle 1000 liradan su getirir. Öyle zor gelir namaza gitmek. Hadi lan desen. Ama hadi kahveye gidelim. İki el atıverim. Hadi çabuk çabuk. O
Vallahi bak uydurmuyorum, burada yemin ediyorum, burada söylüyor. Şeytanın işine dedi ki mi külah atarlar diyor Peygamber. Ama Allah'ın işine ibadete dedik mi Allah ölüme gider gibi giderler. Bunları çok gördü mü siz? Bunları da Allah çok buğz eder, hiç sevmez. En çok kızdığı adamlardan birisi de budur. Bu gibi insanlardır. Varsa akrabamızdan, eşinden sonra kardeş de etme kılma, etme kılma. Hizaya getir bak. Asılmaya gider gibi camiye giderken kağıt oyunu herif ezan okuyor, gidelim dedim. Namazın kazası var dedi. Oyunun kazası olmaz. Aman yarabbim. Çok var böyle biliyorsun. Oyunun kazası olmaz dedi. Namazın kazası olur. Kalkıp namaza gitmek ölüm geliyor, ölüm. Evet, namaz vakti geldi. Ben namaza götüreceğimi bildiği için usulca işim var diye kayboluyor. Tüyen adamlar da geliyor. Evet. Böyle ibadete Allah yoluna davet ettin mi, ölme gider gibi adımlar geri geri gider, gitmek istemezler. Ama kumar oynayan bir kafayı çekiverelim dedin mi, Allah külah atarlar. Bu adamları da Allah hiç sevmez. En çok buğz ettiği adamlardan birisidir. Evet. وَالَّذِينَ لَا يُشْرَفُوا لَهُمْ تَمَعُونْ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا اِسْتَحَلُّوهُ بِاَيْمَانِهِمْ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِذَلْكَ حَقٌ Allahu Ekber ve Allah'a. Sıkı durun. Esnafsınız. Helal yoldan para kazanmak için sabahleyin evinizden geldiniz. Çoluk çocuğumu helal kazanacağım, yedireceğim. Güzel giydireceğim, güzel giydireceğim, güzel evde oturacağım dediniz. Bu niyetlerle geldiniz. Helal kazanma niyetiyle Allah yolundasınız. Ölseniz şehit olursunuz. Ailesi rızkını helaldan kazanmak için yola düşen şey Allah yolundadır, şehit olur. Evet, dikkat edin. Ama şunu mesela satıyorsunuz. Kaç para bu dedi sana gelen müşteri. Mesela bunun değeri diyelim 2 liraysa 4 lira dedin sen. İnsofu kurusun. 4 lira şey mi olur? Allah billah zaten kendim 3'e aldım. Halbuki 1,5 varmış. Evet. Veya Yahudi olayım, Ermeni olayım, Yavur olayım ben bunu 1,5 aldım diyor. Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediyse hakikaten Ermeni olur. Hakikaten Yavur olur. Hakikaten Yahudi olur. Yalan yere yemin etmen en büyük günahlardan birisidir. Allah'ı yalan şahit yaptığı için. 3 kuruş kazanacağım diye çok yapan var bunu biliyorsunuz. Vallahi billahi ben olurum, gavur olayım bak bunu ben böyle aldım. Diyor herif, ya bu ne söylüyor ya? Pahalı satmak şey. Ya insan bunu deyince yok yok, vallahi billahi ben bunu işte şuraya aldım diye yüksek söylüyor, yalan söylüyor. Allah bunlara çok kızar. En sevdiği adamların birisi de bunlardır. Etmeyin 3 kuruş için, ahiretinizi yıkmayın, yapmayın. Siz yapıyorsunuz diye demiyorum. Böyle adamları uyarın. Arkadaşlık, kardeşlik, akrabalık adına, din kardeşliği adına. Onların arasına ben gidemiyorum, siz gidiyorsunuz. Herkesin şelalesinde, akrabası, komşunda bunlar var. Bunları güzel bir dille, onu ürkütmeden, kaçırmadan, aranızı soğutmadan münasip bir dille bunları uyarınız. O buraya gelmiyor. Bunları ona söyleyemiyorum ben. Evet, sizin hepinizin görevidir o. Evet, bir grup da budur. Vel meşşâûne bin nemîme. Bir grup da kovuculuk yaparlar. Bu mecliste olanları hemen öpürler, götürürler. Bundan zevk alırlar. Birbirlerini tutuşturmak için insanları kovuculuk yaparlar. Allah da bunları çok buğz eder. Vel müferrikûne beyne li ahihi. Evet, beyne li ahibbeti. 2 kişi biri can ciğer dostu. Yedikleri, içtikleri ayrı gidiyor. Her şeyi bir, öyle seviyorlar birbirlerini. Senin kanın kutlanıyor. Beni bu kadar sevmiyor diye fit sokuyorsun aralarına.
İkisi birbirini seven adamların arasına fit sokarlar. Onları birbirlerine küstürmek, darıtmak, soğutmak için. Bu da Allah'ın en buğz ettiği adamlardan birisidir bunlar da. Evet, bunlar çok kızar. Karıyla kocayı ayırmak için, karısını çekiştiriyor kocasına. Karıyı kocasını soğutmak için kocasını çekiştiriyor karısını. Öyle kadınlar var, öyle adamlar var. Ben dert babasıyım, bunlardan haberim çok oluyor. En büyük suç yuva yıkmaktır. Şeytanın başardığı en büyük hedef budur, diyor Peygamberimiz. Yuva yıkmaktan ne kadar büyük günah. Çok var şimdi, çok var. Kocasına, karısını çekiştiriyor herif yuva yıkmak için. Karısını, kocasını çekiştiriyor yuva yıkmak için. Adamın karakteri bu, karnı burklanıyor. Evet, bunu Allah hiç sevmez. Seven adamların arasını ayırmak için de böyle yapanları Allah hiç sevmez. وَالْبَاغُونَ الْبَرَاءَ Evet, temiz, beri kimselerin hatasını kollar. Evet, ben bir hocayım. Size hadis okuyorum, ayet okuyorum. 50 senedir. Ama ben insanım. Yürümüş yarılmış değilim. Ben de insanım. Yani hatalarım olur. Benim hatalarımı arıyor böyle cımbızla. Her yere böyle güzel yolda olan adamların hatasını yakalayıp insanlara teşhir eder. Ola her insan beşerdir, şaşardır. Şaşmayan bir Allah. Peygamberle şaşmaz Allah koruduğu için. Onun dışında şaşar. Şaşmayan bir Allah. Ama o vasız şaştığı yeri buluyor. Her şeyi yayıyor ki milleti gözünden düşüreyim. İşte bunu da Allah bu gibi insanları hiç sevmez. Vel bağun el berae. Temiz, güzel insanların hatasını kollarlar. Yakaladığımı teşhir ederler hep. Sanki kendisi hiç yapmıyormuş gibi. Evet, bu böyle olmayacak. Errahase. Evet, bu hadisi Ülâike yakdiruhumur rahmanu azze ve cel. İşte bu saydığımız kimseleri, 8 grubu insanı Allah kötüler, hiç sevmez. Rahmet nazarıyla bakmaz, onlara yardım etmez. Evet, evet, onlara yardım etmez. Öyle söylüyor güzel Peygamberimiz, Efendimiz. Bir daha söylüyorum. Semenül kelbi habis. Evet. Köpek parası haramdır, pistir, haramdır. Hadis okuyor, bana kızmak yok. Evet. Semenül kelbi habisün. Evet. Ne yapacağız şimdi? Kurtaracağız sizi canım. Kurt köpekleri var, polis değil mi? Seni bulamadın hemen buluyor. Esrar nasıl buluyor? Seni bulamadın, cesedi buluyor köpek. Usta, terbiyelenmiş. Evet, güzel koku alıyor köpekler. Cesedi buluyor, yerin altındaki cesedi buluyor. Çalınan malı buluyor. Esrarı buluyor. Böyle yetiştirilmiş köpekler alınıp satılabilir. Çünkü insan emeği geçmiş ona. İnsan emeği geçmiş. Böyle değil. Kızmak yok arkadaş. Dinin hükümleri söylüyor. Hanımefendi sosyete, beyefendi sosyete, efendim tüyü uzun, bilmem kulağı uzun, kuyruğu uzun, bir özelliği var köpeğin. Bir ton para veriyor, onu alıyor, evine koyuyor. Evet. Semenül kelbi habis diyor. Peygamber sözü. Cevat Hoca fetva vermiyor. Böyle bir marifeti yok. Köpeği terbiye etmiş. Al köpeği, parayı alınıp satılabilir. Neden? Öğretilmiş.
Vurar avcı, dağın tepesinde vurar. Ha dedi bir köpek uçar gider, vurulan kuşu, tavşanı, hayvanı alır, hiç yemeden getirir teslim eder. Öyle öğretilmiş, öyle öğretilmiş. Av köpeği budur, yemez, öldürmez, boğazını sıkmaz. Tutar kenarına getirir sana, bu parayla satılabilir, öğretilmiş. Öteki bak, esrar yakalıyor. Eyvallah, bunlar alınıp satılabilir. Ama böyle bir marifeti yok. Sırf köpek, parası, sen satarsan habistir, haramdır. Evet, yine hadis okuyorum efendim. Cevat Hoca'nın sözü değil. لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكُتُ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَ اَوْكَمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira Nur Dağı'nda tefekkür ederken Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam geldi. Gittiniz mi Hira Nur Dağı'na? Hacca gidin, oraya çıkın. Mağarada günler geçirmiş. Şöyle iki kaya arasında yaşamış orada. 50 dakikada çıktım ben. Hazreti Hatice Hanımız evden bir ay kalırmış orada Peygamber, bir ay. Su yok, yiyecek yok. O kadar bağlı Peygamberimize evden su yiyecek götürülmüş. O da çıkarmış oraya. Böyle de hanım yani ha, ne güzel hanımmış. Bizim anamız o. Yani hanımlara örnek bir hanım. Bütün iman yolunu açtığı için bütün müminlerin sevabı bir kat ona veriliyor. İlk Müslümandır Hazreti Hanımız. Peygamber'e böyle bağlı, işte ikra bismi rabbikenizi halak gelmiş ayet. Ben okumak bilmem, ümmiyim demiş Peygamberimiz. Ben ana bir kariyim. Okur demiş Cebrail Aleyhisselam, okur. Gene Peygamberim, ben ana bir kariyim. Ben okumak bilmem. Okur demiş. Ben ana bir kariyim. Ben okumak bilmiyorum. O Cebrail sana gelse var ya, çoktan gidersin. Bütün kanatları diyor, ufku kaplamıştı. Ufku kaplamış, öyle tehibetli bir Cebrail Aleyhisselam. Biz görsek çoktan pat düşer ölürüz. Peygamberi Allah koruduğu için sadece heyecanlanmış, hiç görmediği bir yaratık görüyor Cebrail'i. Oku diyor, okumak bilmem diyor. İkra bismi rabbike lezî halak. Halakal insâni min halak. Bu 5 ayeti okumuş. Oku yaradanın adıyla, Bismillah diyerek oku. Allah insanı yoktan var etti, bilmediğini öğretti. Kalemle yazmayı öğretti. Bu ayetleri. Ondan sonra peygamber olmuş Peygamberimiz. Gelmiş eve. O heyecan hala devam ediyor. Ne oldu ya Resulallah? Ne oldu? Ya böyle böyle oldu. Evet. Diyor ki sen güzel adamsın. Şeytan sana gelmez. Allah seni yalnız bırakmaz. Hemen itiraz etmiyor. Kabul ediyor. Hatice diyor, beni ört diyor. Çok heyecanlı. İlk defa görmüş. Zembiluni, zembiluni. Ört beni, ört beni. Evet. O uyuyunca amcası Varaka'ya gidiyor Hazreti Acanamız. Amca diyor, benim adam, kocam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deseneler tam dayak gelisine Peygamber bir meclise anıldı mı sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin. En cimri adam diyor, benim adım geçtiği zaman bana salavat getirmeyen adamdır diyor. En cimri adam budur diyor. Bana bir salavat getirene melekler 10 salavat getirir diyor. Niye getirmiyor sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Evet. Kuddus, Kuddus diyor Varaka. Hakiki Hristiyan alimi. Bu diyor İsa'ya gelen Cibril diyor. Aa, yaşım ileri olmasaydı kavmi onu Mekke'den sürüp çıkardıkları zaman ona yardım etseydim. Amca diyor benim adamım diyor güzel adamdır. Niye kovsunlar ki? Kovacaklar diyor. İşte hicret etti ya biliyorsunuz. Keyfine gitmedi Medine'ye. Aç bıraktılar, susuz bıraktılar öyle gitti. Evet. Güzel Peygamberimizin bu
şeysini size anlattık. Şimdi Efendimiz öyle diyor. Haram olan şey köpeğin şeysi o. Bu olaydan sonra vahiy gelmemiş. Bunu söylemiş Peygamberimiz. Ben peygamber oldum. Allah bana buna Cebrail'i gönderdi. Bu ayetleri söyledi. Ooo demişler ya. Peygamber hoca olsa biz oluruz. En zengin biziz. Kabile reisi biziz. Sana neden geldi? Yetim bir adamsın. Kuruşun yok. Kibirli gururlu müşrikler. Efendimiz de Hatice anamız inanmış. Ebu Bekir inanmış. Ali inanmış. Bir, iki, üçteyken evet. 40. Müslüman Hazreti Ömer. Evet. Vahiy gelmemiş Peygamberimize. Oha demişler. Hani senin Allah'la konuşuyordum ya. Gaybden haber alıyordum. Hani gerisi nerede? Sokağa çıkamıyor Peygamberimiz utancından. Cebrail Aleyhisselam gelmiyor. Evet. Evine kapanmış, çıkamamış sokağa üzüntüsünden. Ondan sonra üzüntüsünü dağıtmak için dağlara çıkmış. Dağları gezmeye çıkmak peygamber sünnetidir. Sinir hastalığına iyi gelir. Gidin, sünnettir. Dağlara gidince yattığı odayı temizlemişler. Bir bakmışlar ki peygamberin yatağının altında yerel burası. Kapıda tahta kapı, şöyle kilitli filan, yale kilidi yok. Köpek yavrusu girmiş, orada ölmüş. Yatağın altından kimsenin haberi yok. Onu da temizlemişler, köpeği dışarı çıkarmışlar. Gelmiş Peygamberimiz, hemen Cebrail Aleyhisselam kapıda görülmüş. Kardeşim neredesin ya demiş, ben sokağa çıkamaz oldum üzüntümden, beni terk ettin. Evet, ve duha. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ وَمَا قَلَى Allah seni terk etmedi, sana kızmadı. Evet. Öyle diyor Cebrail Aleyhisselam. Kardeş Muhammed. لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَ Biz melaike cemaati köpek olan eve girmeyiz. Heykel olan eve girmeyiz. Buhari Müslim hadisidir. Heykel olan keklik heykeli, insan heykeli, köpek heykeli, kedi heykeli, heykel. Dikkat edin. Girmeyiz, köpek olan eve girmeyiz. Alıyor bir ton para veriyor, evine koyuyor otur peşesine. Tüyü gözlerini örtmüş, kulağı bilmem ne. Adın ne? Ayşe. Ayşe bacı. Hadis okuyor. Sen Müslümansın. Evine rahmet meleği girmez. Ben bunu söyledim ya. Televizyonda da söyledim. Emekli müftü dalga geçmiş benimle. Eve demiş kurt köpeği koyacağım. Böyle tay gibi bir kurt köpeği. Azrail melek değil mi? Onu besleyeceğim ki Azrail gelmesin, ölmeyeyim. Şimdi onu takip ediyorum, nasıl ölecek acaba diye. Evet. Çok takip ettim, Peygamber'in hadisini alay edenleri gördüm. Onu takip ediyorum nasıl ölecek diye. Ulan meyhaneye gidiyor Azrail. Karahan, kumarhaneye gidiyor. Gavura gitmiyor mu? Ondan canını almıyor mu? Gelmeyen rahmet meleğidir, bereket meleğidir. O evde huzur olmaz. Ama Azrail görevini yapar. Ona yasak yok. O her yere gidiyor. Ama öyle bende dalga geçiyor. Kurt köpeği besleyeceğim ölmemek için. Madem melek gelmiyormuş. Hadis okuyorum ya. O benim kanaatim değil ki. Köpek olan eve heykel olun. Lütfen evinize heykel bulundurmayın. Bahçede bulundurun. Rahmet meleği gelmez. Hadis olun. Lütfen elinizde, dairenizde köpek bulundurmayın. Kedi bulundurun. Kedi beslemek sünnettir. Terbiye edersiniz, kopma batırmaz halıyı. Terbiyeyi kabul ederler. Bir şey koyarsınız,
tehlikenin içine toprak, oraya kafesinde iki devi boşaltır gelirsiniz. Ben yetiştirdim, sünnettir çünkü kedi. Ama köpek için böyle hadis var. Biz melek grubu, rahmet melekleri, bereket melekleri, köpek olan, heykel olarak girmeyiz kardeşim Muhammed dedi. Hadisi okuyorum size. Hadisi okuyorum, bahçede besleyin, bir şey demiyor. Hatta aç köpekleri verin, cennete gidersiniz. Can taşır, açları, susuzları doyuran Allah'ın şefkatine mazhar olur. Merhameti mazhar olur. Doyurun, köpeği de kurdu da, ayıyı da doyurun, domuzu da doyurun. Can taşıra doyurun, bir şey demiyor. Ama evinize sokmayın köpeği diyoruz, heykeli sokmayın diyoruz. Peygamber söylediği için evde köpek besleyenlere hadisi söyledik. İki, alıp satanlar da parası haramdır diyor, habistir diyor. Bir, köpek alıp satanlar. Daha mehrül bagî habis. Evet, biz ehl-i sünnet ve cemaatiz. Genel eve para verip gitsek nedir, ne olur? Zina vurdun, İran'da para verdin mi, yasak yok. Hümeyni yasak etti, önleyemedi, halk alışmış. Öğrencilerimi götürdüm Muharrem ayında, benim öğrencilerim hafız, nurlu çocuklar. Otelin önü hep karılarla doldu, sabaha kadar nöbet tuttum, kandırırlar diye. Aynen halen yaşıyor. Peygamber ne diyor bak? Zina parası haramdır. Yani para verdim diye helal olmaz. Ona para verdim helal ol diyorlar. Halen yaşıyor. Kaldıramadı hiç. Ümeyni kaldıramadı. Gidip görebilirsiniz. Evet. Zina parası habistir. Ücreti zaniye. Bu kadının kazandığı para haramdır. Ve kesbül haccam habiz. Kan aldıranlar var şimdi. Kan aldıran, kan alanın aldığı para habistir. Evet. Evet, ama Peygamberimiz kan aldırmış, ona hediye vermiş kan alana. Uğraştın. Kan aldırmak şifadır. Ben de aldırıyorum. 6 ayda bir aldırıyorum. Usta adama gidersiniz, baş ağrısından kurtulursunuz, bel ağrısından kurtulursunuz, ayak ağrısından kurtulursunuz. Usta olacak, tecrübeli olacak, bilen olacak. Sünnettir. Suudi Arabistan'da kan aldırma hastanesi var. Bunu doktorlar yapıyor. Biz de burada bilen adam sünnettir, yapabilirsiniz. Ama bilmeyen adam da kan alınmayacak adamdan kan alırsa ölür herif. Bilen adam olması, tecrübeli adam olması lazım. Yalnız maalesef herif şey pişmiş. Hani profesör doktorun maaşı, vizitesi şu kadar, böyle fiyat koymuş, çaresiz gidiyorsun. Kan alıcının böyle fiyat biçmesi haramdır diyor. Alimler diyorlar ki, peygamber kan alan adama hediye verdiği için mekruhtur anlamını almalıyız. İyi bir şey değil yani. Ama sen verirsen hediye kabilinden aynı Kur'an okuyanların, imamlık yapanların aldığı maaş gibi. İmam Azam kabul etmiyor. Talebeleri kabul ediyor. Kur'an mal derdi ki para alıyorsun. Zaman, namazı ne olsa kılacaksın. Niye para alıyorsun diyor İmam-ı Azam. Kendi almamış. Benim dedelerim de almamış. 400-500 sene medresede müderris yapmışlar. Veda fi sebilillah. Babam Ömer Nasuh bilmem o da arkadaşı. O da hiç molla okutmuş ama hep çiftçilik yaparak, bakkallık yaparak geçimi sürdürmüş. Aslan budur. Ama cami zamanında kim açacak, kim süpürecek? Zaruret var diye imamların maaş alabileceğini, müezzin maaş alabileceğini fetva vermişler. Ben de müezzinlik imamlık yaptım, aldım. Şimdi de alıyoruz. Emekli maaşı alıyoruz hala. İmam Azam almamış. Dedelem de almamış hiç. Evet efendim, kan alan adama para böyle fiyat biçerse habis diyor. Ama sen adam uğraştı bak, hediye kabına verirsin, o da ne versen bir şey demezse problem yok. Kur'an oku diyorsun, hatim indiriyorsun. Adam sana şu fiyat demiyor. Sen de adamın bana iyilik etti diye bir şey vermişsin. Problem yok. Ama biz
Lütfü Kırdar yasada da mikrobun başında öldü. Sağlık Bakanı'ydı o zaman. Benim amca da oradaydı da onun için gitmiştim oraya. Ondan sonra da ölünce gitmişler Mevlüt Han bilmem falan filana, adını söylemiyorum. Birinci sınıf olsun demiş, ikinci sınıf mı, üçüncü sınıf mı? Onlar demişler ki süper olsun. Bakan ya. Gazete yazdı ya, gazete. 60'lı yıllara bakabilirsiniz. Gazete yazdı. Gazetenin adını söylemiyorum reklam olmasın diye. Lütfü Kırdar'a, merhum Lütfü Kırdar'a süper mevlid okundu. Kur'an hatim indirildi. Kızdık biz talebeyiz istemezsinde. Ömer Nusuf Bilmen Hoca da benim hocamız. Benden başka kimseyle konuşmuyor. Sert hocaydı. Babamın dostu olduğu için arkadaşı beni severdi. Akşit dediler hocaya söyle, yasaklasın mevlid okumayı. Mevlid'in birinci sınıf, ikinci sınıf olur mu ya? Kur'an'ın hatminin hatim bir tanedir. Dedim efendim dedim hocam böyle böyle dedim süper hatim indirmişler falana. Siz dedim memleketin sevdiği saydığı bir hocasınız, yasak değil de dedim bu istismar edilmesin. Aferin aslanım diyeceği bekliyordum ben. Durdu durdu, önce kulakları kızardı sonra yüzü kızardı, defol defol gözümden. Niye uğradım bilemedim. Bir zamanlar bu memlekete Allah demek suçtu arkadaş. Ben bu genelgeyi gördüm. Ondan sonra mevlid meşhur oldu. Evlere tekbirler getiriyorlar, salavatlar getiriyorlar. Bana dedi, evlere gelen tekbirleri, Kur'an'ları mı yasaklayacaksın dedi. Böyle söylüyorsun. İstismar eden hain dedi, versin hesabını. Ben mevlidi yasaklayamam dedi. Böyle bağırdı bana. Ama hocam sen de bu işi bil. Birinci sınıf hatim deme ya. Şu kadar para verirsen deme. Kur'an mal değil ki lan. Paha bir şey. Ne verse eyvallah. Hediye kabulünden alırsan eyvallah. Ona bir şey söylüyor. Aa işte bu da öyle söylüyor. Evet. Kanal Dıra'nın aldığı para böyle haramdır. Eğer hediye kabulüyorsa bir şey demiyoruz. Evet. Evet. Böyle habis şeyleri kullanmayın diyor güzel peygamberimiz Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi. Evet. Rafi bin Hudeyc Hazretlerinden nakletmiş hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. Evet. Semenül Kayne. Semenül Kayne. Evet, şarkıcı kadının aldığı para da haramdır. Bana kızmak yok. Ben hadis okuyorum. Ben bunları söylemezsem yülcemi bileceğim innar. Bildiğin hadis söylemedin, ateşten gem vuracak diyor Peygamberimiz. Kabul edersin etmezsin sana ait. Ben duyuruyorum arkadaş. Şarkıcı kadının aldığı para haramdır. Bir, iki, suhtun haramdır. Ve gına'uha haramın. Ve evet, ve nazru ileyha haramın. Ve semenuha misle semenil kelb. Dikkat, şimdi size. Onu dinlemek de haramdır. Şarkıcı karıyı dinlemek de haramdır. Onun aldığı para haramdır. Şarkıcı kadını dinlemek de haramdır. Ben nazaru ileyhe haram. Buradan okuyorum arkadaş, kızma bana. O kadına bakmak da haramdır. O kadına bakmak da haramdır. Evet arkadaş, hadis böyle. Dikkat ettim. Çok meşhur. Gecelikte 50.000 alıyor. Sonu huzur evinde. Öyle diyor Peygamberimiz. Bereketi olmaz. Yok olur. Hakikaten hep dikkat ettim. Çok meşhur şarkıcılar sonra huzur evi. Komşuları bakıyor. O hale düşmüş. Nereye gitti o paralar? Peygamber yalan söyler mi ya? Öyle söylüyor. Evet. Ve semen ve semen ülkeb. Misle semen ülkeb. Aynı köpek parası haram olduğu gibi şarkıcı karının aldığı para da haramdır. Evet. İnan adamsın, müminsin. Ebedi, bu dünya gelip geçici.
60, 70, 80, 90 değil mi? Fazlası var mı? Nadiren 100 falan filan. Genelde 70 civarında hop gidiyoruz hepimiz. Ebedi cennet, şey, ebedi aleme inanıyoruz. Etme güzel güzelim, etme. Haramla çoluk çocuk besleme, kendin haram yeme. Sadece köpek parası demedik, şarkıcı parası demedik. Bu sefer genel söyledi. Haramla beslenen etin yeri cehennem ateşidir dedi. Bu haram biliyorsunuz, her yerde haram. Evet. Şarap satıyor bakkal. Kimse gelmiyor hocam diyor. Etme kızım. Şarap İslam dininde mal-i mütekavvem değildir. Alınan para haramdır. Ha Fransız'a sat. Alman'a sat. Şarap fabrikası kur. Gavura sat. Papazlar da içiyor şarap çünkü. Onların dininde şey değil. Hatta ekmeği şaraba şey diyorlar. Öyle kilisede yapıyorlar bunu. Fransa'da. Güney Fransa'da bir yerdeyiz. Papaz kimse gelmediği için kiliseye çok üzülmüş. Kimse giden yok. Kendi yalnız başına kafayı çekmiş, aşırmış, kafa fazla içmiş. Sokağa çıkmış, bir şöyle gidiyor, bir şöyle gidiyor. Yolun bir tarafından bir tarafına gidiyor, bulut gibi. Onları satabilirsiniz. Domuz et de satabilirsiniz, şarap da satabilirsiniz, rakı da satabilirsiniz ama Türkiye Müslüman memleketidir. Evet, camiler açık bak. Cevat Hoca'ya hiç kimse konuşma lan demedi. Hiçbir polis demedi, hakim savcı yasak koymadı. Ezanlar çingir çingir okunuyor, camiler açık. Türkiye Müslüman memleketidir. Müslüman memleketinde şarap satmak haramdır. Para haramdır. Bak gavura sat diyor. Domuz satmak haramdır. Haramla besleniyorsa çocukların yetin senin yeri cehennemdir diyor peygamber sözü okudum size. Ebedi aleme inanan insanlar olarak böyle ufak tefek şeylere bakar kanmayalım. Yazık etmeyelim ebedi alemi. Şey etmeyelim kendimize zindan etmeyelim. Haramlardan sakınalım diyorum. Abdullah Ömer. Evet. Radiyallahu anhuma'dan nakledilmiş hadis-i şerif. Evet. Hep korkuttuk sizi. Bir de müjdeli haber verelim. Semenül cenne. Her şey bir parayla geliyor değil mi? Evet. Biz arabayı park ettik caminin şeyine. Tut paralı herif. Parasız dünyada öksürmüyor herif. O hale geldik. Her şey para. Camiden de para alacaklar bundan sonra herhalde bu gidişle. Cami yaptıracağız, bilmem tamir edeceğiz diye. Her şey para. Cennetin de parası var beyefendi. Cennette bedelsiz girilmez cennete diyor peygamber. Cennetin bedeli, fiyatı, parası. Semerül cenne. La ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesidir. Hadi hep beraber söyleyelim. La ilahe illallah. Cennetin bedeli budur, bu kelimedir. Bunu söylemeyen cennetin içine giremez. Bedeli budur arkadaş. Allah bizi bu kelimeden ayırmasın. Amin. Bu kelimeyi etimize, kemiğimize sıkıştırsın inşallah. Son sözümüz la ilahe illallah olsun inşallah. Öyle diyor peygamberimiz. Kimin ilk sözü la ilahe illallah? Son sözü la ilahe illallah olursa, 1000 yıl yaşasa sorgu yok. Doğru cennete diyor. Peygamber yalan mı söyler lan? İnşallah şüpheli şeyler de söylenir. Peygamberi garanti. Onun için çocuk doğduğundan biz bunları bakın adetlerimiz hep ayet hadis. Çocuk doğduğu zaman sağ kulağına ezan okuyoruz. Sol kulağına kâhmet getiriyoruz. Dünyaya geldiği zaman ilk duyacağı şey eşhedü en la ilahe illallah olsun diye. Bizim atalarımız Allah nur gününde yatsınlar. Ne güzel Müslümanlarmış. Sen bunu bilmiyorsun. Çocuk doğunca sağ kulağın ezan okunur. Sol kulağına kâhmet getirilir. O da la ilahe illallah var içinde değil mi?
İlk sözü La İlahe İllallah. Evet, çocuk şimdi ilk okuyoruz. Ondan sonra 2-3 yaşında mi konuşuyorlar? Ne kadar konuşuyorlar? 4 yaşında diyelim biz. Konuşuyor ama yavu konuşuyor. Yarısını söylüyor, yarısını söylemiyor ya. Evet. İlk cümle diyor bakın Peygamberimiz. Çocuğumuza öğrettiğiniz ilk cümle La ilahe illallah olsun diyor. İlk cümle. Çocuğuma bunu öğrettin, söyledin. Ondan sonra beni çağıracaksın, ziyafet vereceksin. Oğlum, kızım iman kelimesi söylemeyi başardı diye eşi dostu çağıracaksın, şükür yemeği vereceksin diyor Peygamber. Farz vacip değil ama Peygamber sünneti bu. Oğlum, kızım La ilahe illallah demeyi başardı diye sevincinden şükür yemeği vereceksin. Unutma. Çocuğuma birisi gelir de La ilahe dedirirse borçlusun bak, ziyafet borçlusun. Haberin olsun. Evet, onun için son sözümüzün de men kâne âhiru kelâmihi La ilahe illallah dehalel cennebu revâhul Bukhari ve Muslim. Bir adam da işte bunları öğrenmiş, camiden eve gelirken, evden camiye giderken, dükkana giderken, araba kullanırken La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Sen ne yapıyorsun? Koyun bana. Sensiz cennete gitmem diyor. Böyle şarkı yok mu? Hayvan, sen Müslümansın ulan. Bu hadisler var, sen Müslümansın. Gavura söylemiyorum. Atıyor gavurun pilanı, koyuyor oraya. Tık 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 derken kaza yapıyor ya. Ne söylüyor biliyor musunuz? Siz İngilizce bilmiyorsunuz, Fransızca, Almanca bilmiyorsunuz. Homoseksüellik şarkısı söylüyor o İngiliz gavuru. Ahlaksız şeyler söylüyor. Senin oğlan da kız da böyle oynuyor, geriye böyle yapıyor. Güzel kardeşim, hem oğluna hem kızına, hem de sana dilini La ilahe illallah kelimesini yatıştır, alıştır. Ağrısı acısı La ilahe illallah diye bağır. Sevindin La ilahe illallah diye bağır. Dilin buna kırılsın, anladın mı? Ölürken adamı çok sıkıyorlar, canını acıtıyorlar. Görmediniz mi? Zemberde bulgur bulgur terliyor herif. Aynı tezgahtan sen de geçeyim, ben de geçeyim. Söyle lan, söyle, deme. Sırası mı diyebilir? Canı çok yangın çünkü. Ama sen dilini La ilahe illallah kelimesini alıştırırsan, doktor kesiyor bacağını, La ilahe illallah bağırıyorsun. Ne güzel. Oğlum geldi askerden, La ilahe illallah. Bağırıyorsun. Sevsen de bunu, dilin buna alışmış. Üzülsen de buna alışmış. Ölürken de kimin son sözü La ilahe illallah olursa diyor Peygamberimiz, doğru cennete gider diyor. Sen de o Muhammed'e teslim olmuş Müslümansın elhamdülillah. Dilini buna alıştır. Buna alıştır. Oğlunu buna öğret. Kızını buna öğret. Öyle söylüyor. Cennetin bedeli de La ilahe illallah'tır. Bunu söyle. Semelül cenne La ilahe illallah. Evet. Ve semelül ni'me. Nimetin bedeli de ezan okudum. Peki. Semelül ni'me. Nimetin bedeli de elhamdülillah. Şimdi yiyorsun. Ben de yiyorum canım. Dağlı olduğum çok yiyorum hem. Doktorun sözünü de dinlemiyorum. Ondan sonra ölüyorum diye başlıyorum. Az ediyor doktor. Çok tatlı oluyor, çok yiyorum. Şimdi yiyoruz. Ah, ah, ah. Hayvan, bir elhamdülillah de lan. Ekmek, su bulamayan ne var lan? Diyor muyuz bunları? Ah, ah, ya sen Müslümansın, güzel kardeşim. Elhamdülillah de. Su içtin. Ne soğumuş ya. Ulan elhamdülillah de lan. Güzel Peygamber diyor ki, nimeti veren Allah değil mi? Evet. Yağmur yağmasa nerede su bulacak? O emrediyor meleklere, yağmur yağdırıyorlar.
şu tarlayı yağdırın diyor, yağdırıyor öbür tarlada kupkuru. An kesiyor yağmur. Allah'ın emriyle yağıyor bu işler. Suyu da o veriyor. Nimeti veren Allah'ı hatırla. Çeker bismillah de. Nasip ettin ya Rabbi. Bismillah. Bitirince elhamdülillah de. Nimetin bedelini ödersin. Her şeyin bedeli var ya. Cennetin bedeli la ilahe illallah. Nimetin bedeli de elhamdülillah. Oğluna kızına sen de bunu öğren, öğret. Yarın nereye gidelim? Sen gel. Yarın şuraya gidelim. İnşallah de lan. Sabah çıkma garantin var mı? Müminsin sen. Hatim duamız var hocam. İnşallah de. Evet. Mümin olduğunu göster. Birisi geldi. Ekşidi sana. Ulan dedi falan. Sen ne diyorsun? İte dalaşma. Ormanı dolaş. Değil mi? Bu peygamberimizin hadisidir. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah. De. Evet. Sen de anını avradını deme. Hocam mama bana söyledi. Cennet kolay mı lan? Sen de ona uğraşma. La havle ve la kuvvete. Çok güzel bir araba gördüm. Çok güzel bir ev gördüm. Çok güzel bir adam, kız, çocuk gördüm. Oy baba baba baba. Çocuğa bak be. Deme lan. Sen Müslümansın. Maşallah de. Allah yaratmadı mı onu? O güzelliği Allah vermedi mi? Maşallah de lan. Mümin oldun göster. Maşallah de. Falanca ölmüş. Ali. Niye ölmüş o? Oğlan öyle deme lan. Ölmemek elinde mi? Sen de Müslümansın. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun de. Her durumda Allah'ı an. Dilini de la ilahe illallah. Gece gündüz la ilahe illallah de. Dilini buna kır ki son sözün bu olsun. Doğru cennete git. Bizi de çağır canım. Bu kadar şeyler söyledik ya. Allah Allah. İnsanlık mı yani bu? Benim işim zor. Hep milyonların hesabını benden soracak Allah. Söyledin yaptın mı lan diye. Ama sen la illallah dersin doğru gidersin oraya. Bana da el çek gel de gel de. Yer geniş korkma sana da var bana da var. Allah tüm ümmet-i Muhammed'i o güzel cennete girmeyi nasip etsin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah.